Yeni bir YouTube videosundan herkese merhaba. Herkese iyi bayramlar aynı zamanda. Şimdi yeni bir konsepte başlıyorum arkadaşlar. Ee, YouTube'da biraz temelinizi sağlamlaştırayım. Şöyle çok güzel temeliniz videoları çekeyim sizler için dedim. Ee, bu temeliniz serisine de şöyle başlayacağım. Ee, i̇lk olarak aslında bilişim ve teknoloji hisselerinden başlayacağım. Fakat e, zamanla diğer sektörleri de ekleyeceğim. Eğer beğenirseniz tabi hoşunuza giderse. E, o yüzden de yorumlarınızı ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Ee, bu videoda sizlere arkadaşlar ilk çeyrek bilançolarına göre yani 2021 ilk çeyrek bilançolarına göre temeli en iyi bilişim ve teknoloji hisselerini size anlatacağım ve göstereceğim. Nasıl seçtiğimi anlatacağım. Böylece e, sizin adınıza da aslında e, temelinizde hangi kriterlere bakıyorum kafanıza bir fikir olacak. Sadece e, Arena, Eskom ve Cafe'nin e, son bilançosu çıkmadı. ilk çeyrek bilançosu. Dolayısıyla onları e, dahil etmedim. E, ama ilerleyen dönemlerde Diğer şirketlerin tamamı olduğunda da tekrar bir video çekeriz. Sizi bekletmemek adına o yüzden temeli sağlam hisse videolarına biraz başlamak istedim. Şimdi kriterlerimizden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu kriterler benim çok önem verdiğim 12 tane kriterden bahsedeceğim. Bu 12 tane kriteri çok tek cümleyle açıklayacağım. Hangisinde neyi neden aldığımızı. Bir de bu kriterlerin belli ağırlıklandırmaları var. Yani ben bu kriterlerin hepsinde en iyi ilk 5 şirketi göstereceğim. Sonra da toplam aslında ortalamadaki en iyi 5 şirketi göstereceğim. İlk kriterimiz arkadaşlar esas faaliyet karı büyümesi. E, esas faaliyet karı biliyorsunuz benim temelinizde çok önem verdiğim oranlardan bir tanesi. Hatta belki en önemlisi bu büyümeye dikkat edeceğiz. Bu büyümeyi yüksek olan şirketi alacağız. İkincisi tabii ki net kar büyümesi artan şirketleri sıraya dizeceğiz. Üçüncüsü öz sermaye büyümesi. Buna bakacağız. Dördüncüsü ARGE giderlerinin satışlar oranı. Evet arkadaşlar belki bugüne kadar hiç duymadığınız oranlardan bir tanesi. Fakat şirketler geleceklerini ancak ARGE faaliyetleriyle garanti altına alırlar. Dolayısıyla ARGE giderlerinin satışları oranı benim çok önem verdiğim kriterlerden bir tanesi. Beşinci oranımız FK oranımız. 6. oranımız da piyasa değeri defter değeri oranı. Şimdi buraya kadar FK ve PDDD'ye kadar aslında e, giderler Arge giderleri satışlara oranı yükselen, öz sermaye büyümesi artan, işte net kar büyümesi ve faaliyet karı artan diyorduk ama FK ve PDD'ye gelince azalan bekliyoruz. Çünkü neden? Biz piyasaya göre biraz daha ucuz şirketleri arıyor olacağız. Yani ucuzluk burada bizim e, kriterlerimizi puanı üste taşıyan bir şey olacak. Geleceğiz diğerine hisse başı kar oranına. Bu yüksek isteyeceğiz. Hisse başı kar oranı yüksek olsun. Yani karlı bir şirket arıyoruz hisse başına. Ee, daha sonra toplam borç bölü öz sermaye oranına bakacağız. Ee, bunu düşük isteyeceğiz. Çünkü borçların öz sermaye göre düşük olmasını isteriz. Bir sonraki marjımız EFK marjı. Esas faaliyet kar marjı yüksek olan şirketleri sıralayacağız. Ee, kaç oldu? 10 mu oldu? 10.sü aktif karlılık diyeceğiz. 11.si öz sermaye karlılığı yüksek olan aktif karlılık ve öz sermaye karlılığı ikisi de arkadaşlar ROA ve ROE e, yüksek şirketleri sıralayacağız ve son olarak da likit oranı yüksek şirketleri sıralayacağız. 12 tane kriter var arkadaşlar burada. Bu 12 tane kriterde söylediğim gibi bir kısmının yüksek olması bir kısmının düşük olması bizim için önemli. Bu kriterlerin altını çiziyorum hepsi eşit değil. Ee, ben tecrübeme göre önceliklendirdim. Bir kısmını ağırlıklandırdım. Ee, dolayısıyla e, bu 12 kriterin sonunda bir puanlama yapacağız arkadaşlar. Bu puanlamaya göre de ilk 5 şirketi belirleyeceğiz. Bu temel kriterlere göre e, çok önemli bir sıralama yapacağım. Ama her parametrede de zaten size tek tek e, bütün sıralamayı göstereceğim. Hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar esas faaliyet karı büyümesine geçelim. EFK büyümesinde arkadaşlar birincisi Matrix %412 esas faaliyet karı büyümüş durumda. İkinci şirketimiz Link %218 büyümüş durumda. Ee, diğeri Plastik Kart arkadaşlar %214. Dördüncü şirketimiz Karel %85. 5 şirketimiz ARD Yazılım 82 arkadaşlar ve her zaman size söylediğim gibi mutlaka sektör ortalamasına buraya yazacağım ki hangi şirketlerde sektör ortalaması ne durumda ne kadar e, fark atmışlar diğer rakiplerine ve sektör ortalamasına bunlara bakıyor olacağız. E, esas faaliyet büyü büyümesinde arkadaşlar sıralamamız bu şekilde. E, unutmamak lazım e, bunları bir önceki bilanço dönemine göre genellik yıllıklandırılmış bakıyoruz arkadaşlar bilginiz olsun yani. EFK e, büyümesini bir önceki yıla göre bakıyoruz. Ama Matrix hani yeni açıldığı için bir önceki bilanço gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen gelelim ikinci aslında kriterimize net kar büyümesine. Net kar büyümesinde arkadaşlar birincimiz yine ARDYZ şirketi yani ARD yazılım e, %165 net kar büyümesi var. E, İkincimiz arkadaşlar Armada e, şirketimiz %153. Büyüme bir önceki yıla göre arkadaşlar bunların hepsi söylediğim gibi yıllıklandırılmış Armada bilgisayarın %153 büyümesi. Üçüncü şirketimiz Fonet %109. Dördüncüsü Link arkadaşlar ve beşincisi de Indes. Ee, Indes'in de net kar büyümesi %71 civarında. Sektör ortalaması arkadaşlar %41. Yani bu ilk 5 şirketimiz de sektör ortalamasının çok üzerinde net kar büyümesi sağlamış son bilanço döneminde. Üçüncü kritemiz, kriterimize geçelim. Öz sermaye büyümesi. Öz sermaye büyümesi ne diyorduk? Şirketin kasası yani kendi sermayesi birikmiş net kârlarla ne kadar büyümüş bunlara bakacağız. Birincisi arkadaşlar %65 büyüme ile ARD yazılım. İkincisi logo yazılım. Üçüncüsü FONET %43. Dördüncüsü Alcatel %37. Beşincisi yine arkadaşlar ARMA'da %35 ile burada da arkadaşlar sektör ortalamamız %31 gördüğünüz gibi 5 şirkette sektör ortalamasının üzerinde. Ben size burada sadece ilk 5 şirketi gösteriyorum arkadaşlar. Normalde 12-13 tane şirket var bilginiz olsun. 3 şirkette bilanço henüz açıklanmadığı için son çeyrek, şey, ilk çeyrek özür dilerim dahil etmedim. Bunu tekrar altını çiziyorum. Şimdi geliyoruz arkadaşlar ARGE giderleri bölü satışları oranına. Burada da yine yüzde olarak aslında bakabiliriz. Smart arkadaşlar en çok ARGE gideri harcaması yapan satışlarına göre şirketmiş. %55 Kront ikinci şirketimiz %42. Üçüncü şirketimiz yine ARD yazılım %32 giderlerin satışlara oranı. Dördüncüsü arkadaşlar logo yazılım %24 oranında. Beşincisi de link arkadaşlar %15 oranında. Sektör ortalaması ise arkadaşlar %19'muş ARGE giderlerinin satışları oranı. Bu 5 şirketin sadece 4 tanesi yukarıda. Sektör ortalamasının link işte sektör ortalamasının bir tık altında. Gelelim bir sonraki kriterimiz. Şimdi FK kriterine geçtiğimizde arkadaşlar FK'yı düşük isteyeceğiz. Neden? Çünkü biz aslında bir yandan da ucuz şirketleri bulmaya çalışacağız. Tabii ki ben her zaman size söylediğim gibi FK ve PDDD gibi oranları mutlaka daha sofistike değerlendirmek lazım. Ee, diğer videolarımı YouTube'da zaten link olarak sağ üstte koyarım. FK oranı ile ilgili güzel bir videom vardı. Onu mutlaka izlemenizi isterim. Şimdi gelelim ilk FK oranı da indes. Arkadaşlar şu anda... Bu bilişim ve yazılım sektöründe en düşük oran indekse 9.17. Karel'de 12.668. Despatch'te 14.16. Datagate 16. ARD, YZ 16. Böyle e, arka arkaya dizilmişler arkadaşlar. Tabii ki sektör ortalamasında inanılmaz bir rakam var şu anda. Bunun sebebi arkadaşlar Alkadel'in e, çok Enteresan bir aslında burada bozması var. Yani Alcatel'in oranı çok yüksek olduğu için sektör ortalaması inanılmaz yukarı çıkmış durumda. O yüzden buradaki sektör ortalamasını dikkate almamanız lazım. Bu dönemlik sadece bu. ilerleyen dönemlerde değişecektir arkadaşlar. Hemen altını çizelim bunu. Şimdi gelelim piyasa değeri bölü defter değeri oranına. Burada arkadaşlar en düşük oran şu an NetAç'ta. Daha sonra DeskPatch yazılımda. Daha sonra Alcatel geliyor. 2.37 ile 2.55 ile indes geliyor. 5 ile de DataGate geliyor. Burada da ortalamamız arkadaşlar 5.60. Yani sektör ortalamasının altında 5 tane şirketi görüyorsunuz burada. Ee, hemen geçelim hisse başı kar oranına. Hisse başı kar oranında yüksekleri isteriz her zaman. Yani aslında dolaşımdaki hisseye o kaç tane hissesi varmış, bu hisse üzerinde ne kadar kar etmiş. Aslında net kar rakamını dolaşımdaki hisse sayısına böldüğümüzde buluyoruz. Birincisi arkadaşlar logo 594, ikincisi ARD yazılım 323, üçüncüsü Karal 240, dördüncüsü Link, beşincisi de arkadaşlar Matrix. Burada da sektör ortalamamız 139. Burada arkadaşlar çıkaracağımız yolum aslında e, özellikle logonun e, dolaşımdaki hisse sayısına yani hisse oranına baktığımızda e, kar oranı oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Keza ARD yazılımında bu şekilde. Yani aslında bir yandan da e, sermayesi düşük ama karı yüksek şirketler gibi yorumlayabiliriz. Hemen bir sonraki örneğimize gelelim. Şimdi toplam borç bölü ve sermaye oranı arkadaşlar düşük olmasını isteriz. Çünkü neden? Başında borç var. E, borcu düşük şirketler biz her zaman isteriz. Yani genellikle aslında burada kendi kaynakları ile boşlanmış şirketler e, borçları düşük olan şirketlerdir ama işte kredilerle farklı şekillerde boşlanmış şirketler yüksek borçlu şirketlerdir. İlk şirketimiz arkadaşlar burada Ard Yazılım yani düşük borçlu şirketler arasında ilk sırada ikincimiz Link arkadaşlar 11 oranımız üçüncümüz Fonet dördüncü şirketimiz Smart Be beşinci şirketimiz de Plastik Kart e, i̇letişim arkadaşlar burada sektör ortalaması hemen baktığımızda 142 görüyoruz oldukça yüksek bir oran söz konusu hemen geçelim esas faaliyet kar marjına ne isteriz bunu tabii ki yüksek isteriz ARD yazılımda %41 oranında fonette %35 logoda %26 linkte %22 ve Matrix'te %21'lik bir oran var sektör ortalamasının çok üzerinde olduğunu esas faaliyet kar marjının burada görebilirsiniz Önem verdiğimiz kriterlerden bir tanesi. Şimdi geliyoruz biraz daha aktif karlılık kısmına. Aktif karlılık da yine arkadaşlar yüzde olarak yüksek olmasını istediğimiz oranlardan bir tanesidir. Yani şirketin aktiflerinin ne kadar karlı olduğunu bulmamızı sağlar. Satışları burada aktiflere bölerek buluruz. ARD yazılım %46, FONET %31, 3. sırada MATRIX %30, 4. sırada arkadaşlar LINK %29, Beşinci sırada da arkadaşlar logo yazılım var %15 ile sektör ortalamasının aktif karlılıkta %11'de olduğunu görüyoruz. Öz sermaye karlılığına geldiğimizde ise birinci şirketimiz burada Matrix %54 ile ikinci şirketimiz ARD yazılım %50 ile üçüncü şirketimiz Fonet %35 ile 4. şirketimiz Link %32 ile 5. şirketimiz Indes arkadaşlar. Burada da sektör ortalamamız %22,5. Şimdi gelelim son olarak likit orana ne diyorduk? Likit oran da aslında şirketin borçlarını ne kadar hızlı ödediğini gösteren bir oran. Burada da oran olarak gideceğiz. Link arkadaşlar en iyi şu an kasasında para olan yani kısa vadeli yükümlülüklerini en hızlı ödeyen şirket gibi yorumlayabiliriz link. İkinci şirketimiz ARD yazılım. Üçüncü şirketimiz Fonet. Dördüncü şirketimiz bile plastik kart. Beşinci şirketimiz de logo. Evet şimdi geldik. Bunların sektör ortalamasına 3.0. Şimdi asıl size 12 tane oran saydım. Söylediğim gibi bu oranların hepsinin ağırlıkları farklı. Tecrübemize göre tabii ki bunları ağırlıklandırdık. Ağırlıklandırdık ve en yüksek arkadaşlar puanla size 5 bilişim ve teknoloji hissesini şu anda sıralıyorum. Bunlar arkadaşlar aslında benim temel kriterlere göre en e, benim puanımdan, benim kriterlerinden en yüksek puan alan şirketler e, ve puanlarını da size göstereceğim ki aradaki farkı ve makası görmeniz için çünkü arkadaşlar bir şirketin ee, şöyle dizmiyoruz bunu yani aktif karlıkta birinci olana ya da her birinciye aynı puanı vermiyoruz. Eğer bir şirket örneğin benim çok e, önem verdiğim bir kriterde çok öne çıkmıyorsa o daha yüksek puan alıyor ya da tam tersi gibi düşünebilirsiniz. O yüzden e, bu puanlama kriterlerine göre şimdi size e, en yüksek puanla 5 bilişim ve teknoloji hissesini sıralayacağım. Birincisi arkadaşlar 80 puanla ARD yazılım. İkinci şirketimiz link 63 puanda Üçüncü şirketimiz Logo yazılım 61 puanda. Dördüncü şirketimiz Fonet arkadaşlar 58 puanda. Beşinci ise Karelle yüzde %48. Toplamda 13 civarı yanlış hatırlamıyorsam şirketimiz vardı. Bunların ortalamasında benim kriterlerime göre 44 puan çıktı. Gördüğünüz gibi 44 puanın üzerinde bu 5 şirket. E, ARD yazılımın ciddi bir fark yarattığını burada görüyoruz. Yani benim kriterlerime göre en üstte olduğunu görüyoruz. Ama ilk 5'te gerçekten e, sektör ortalamasının üzerinde olduğu için e, temeli en sağlam e, benim kriterlerime göre, yatırım 101'in kriterlerine göre en yüksek puanla 5 bilişim ve teknoloji şirketine size olabildiğince kısa zamanda anlatmaya çalıştım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse arkadaşlar lütfen beğenmeyi unutmayın ve bir sonraki sektör içinde tavsiyelerinizi aşağıya yazabilirsiniz eğer gerçekten sizlerin hoşuna giderse. Buna ilk çeyrek bilançolarını dikkate alarak farklı sektörler için benzer sıralamayı yapmak istiyorum. Böylece sizin adınıza da aslında hangi şirketi temelinizde önceliklendirebilirsiniz, temelinizde nelere bakıyoruz bir fikir oluşması adına katkı sunacağını düşünüyorum. Sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer hoşunuza gittiyse Kanala abone olmayı ve beğenmeyi mutlaka unutmayın. Ve bundan sonraki sektör hangisi olması yorumlarınız arkadaşlar yorum olarak bekliyorum. En çok beğenilen ya da en çok yazılan yorumu bir sonraki sektör olarak bu şekilde kıyaslayacağım. Böylece temelinizde en azından bakmanız gereken öncelik verdiğimiz ilk 5 şirketi de bu şekilde aynı kriterlere göre görmüş olacaksınız. Hepinize iyi bayramlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.